Sevgili dostlar, bugün 16 Ocak günlerden pazar. Adana yarışlarında ön planda tuttuğum simleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Vakit buldukça böyle videolarım artacak. Kanala abone olursanız beni memnun edersiniz. Ayrıca bu yorumların devamını istiyorsanız alt kısımdaki yorumlar bölümünden bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Ücretsiz olan sitemiz idmanjokeri.com sitesine girerek diğer yazarların yorumlarını da orada görebilir, değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Günün ilk ayağı ikinci koşuyla birlikte başlayacak arkadaşlar. Burada sizlere önereceğim, altılı çatısını önereceğim isim Keskin Tay isimli safkan olacak. Sevgili dostlar, 7 numaralı Keskin Tay yaklaşık 3 ay aradan sonra Adana pistinde 1300 mesafede bir yarış gördü ve Vedat Abiş idaresinde bir idmana çıktı. İdmanlarda sağlıklı gördüm bu safkanı. Bugün tatlı bir sürprize imza atmasını bekliyorum. Altılı çatınıza kesinlikle bu safkanı yazmanızı önereceğim. İleriki günlerde de takibi almanızı öneriyorum sevgili dostlar. Günün üçüncü koşusu Altılı Ganya'nın ikinci ayağına geldiğimizde bir maiden mücadele bizleri bekliyor olacak sevgili dostlar. Burada sizlere ilk önereceğim isim 7 numaralı Kızıl Geyik isimli safkan olacak. Bu safkan bugün 1400'de iyi koşmasını beklediğim ilk isim sevgili dostlar. Daha önce koştuğu yarışlarında da aynı jockey ile birlikte başarılı yarışlar ortaya koyduğunu görüyoruz ve her geçen gün üzerine koyan bir formla ilerliyor sevgili dostlar. Zaten Kızıl Geyik isimli safkan bu yarışında da meydandan çıkamazsa ilerideki bir hafta sonraki satış koşusunda mücadele edecek. Safkanı satmaya karar verdi ilgilileri. İyi de hazırladılar safkanı diyebilirim sevgili dostlarım. Bir diğer isim Suyun Sesi isimli safkan. 10 numaralı. 10 numarayla koşacak olan bu safkan Suyun Sesi. Daha önce arkadaşlar yaklaşık 3,5 ay gibi bir ara verdi ve Adana'ya geldi. 1200 metrede bir yarış gördü. Fena da koşmadı. Bugün etkili bir yarış ortaya koymasını bekliyorum. Yarış hayatına İstanbul'da başlayan bu tay sevgili dostlar kaba kuma yatkın olduğunu o zamanlarda gözlemlemiştim. Kaba kumda çıkacağı ikinci yarışta nefesini topladı ikinci yarışta başarılı olabilir. Benim sizlere önereceğim safkanlar 7 ve 10 numaralı taylar olacak günün ikinci ayağında sevgili arkadaşlar. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde arkadaşlar son yarışını sulu pistten etkilendiğini düşündüğüm Mezit Haber isimli safkan 3 numaralı Saran ve Vedat Abişibar idaresinde İlk olarak sizlere önereceğim isim olacak sevgili dostlarım ve 6 numaralı Güven Ağa son iki yarışında başarılı yarışlar ortaya koydu. Grubun en formlu isimlerinden bir tanesi. Burada 3 numaralı Mezit Haber ve 6 numaralı Güven Ağa'yı altılı şablonunuza eklemenizi önereceğim günün 3. ayağında. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar 7 aylık aradan sonra Şanlıurfa'da ve Adana'da iki yarış görürken özellikle son Adana yarışını açık grup 2 ile yapan ve o koşusunu kesinlikle ölçü olarak almadığım King Berkay 2 numaralı King Berkay'ın yarış kazanmasını bekliyorum. İyi hazırlıklardan geçen bu safkan bugün yarışı kazanmasını beklediğim isimdir. Burada Hışman Çizik idaresinde koşacak olan King Berkay'ı tek olarak sizlere önereceğim sevgili dostlarım. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar burada sizlere bir ismi önerip kuponlarınızda tek tuttuğunuz bir safkan yok ise bu ismi özellikle yazmanızı önereceğim. Bu isim bugün 4 numarayla koşacak olan Sandow isimli safkan olacak sevgili dostlarım. Bu safkan bu yarışa kadar 3 yarış kaydı vardı. İlgilileri özellikle 1200 metrede koşulacak olan Handikap 15 dişi mücadelesini hem de listeleri yanında koşulacak olan mücadeleyi seçtiler. Şanlıurfa ve 1400 metre şartlı 3 mücadelesini deklere koşmaz yani kayıt sildirerek geçtiler. Bugün Musa Demir'in de iyi tanıdığı bu safkan yarışı kazanmasını beklediğim isim olacak. Altılı çatınıza özellikle eklemenizi öneriyorum. 4 numaralı Sundown isimli safkan altılı çatınıza önereceğim isim olacak sevgili dostlar. Günün son ayına geldiğimizde ise arkadaşlar son yarışında başarılı bir ikincilik elde eden 8 numaralı Momos isimli safkan diyeceğim. Bunun sebebi ilk yarışında da 1200'de yaptığı galoplarla iyi bir performans ortaya koymasını beklediğimi yakın arkadaşlarıma söylemiştim. Fakat o gün
rakibinin güçlü olmasından dolayı beklenen performansı gösterip yarışı kazanamadı. Lakin bugün artan kondisyonu ve nefesiyle birlikte 1400 metrede yarışı kazanarak koşuyu birincilikle tamamlamasını beklediğim isim olacak sevgili dostlarım. Bize abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.